Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'in 32. suresi olan Secde Suresi'nden bahsedeceğim. Secde Suresi Mekke döneminde inmiş olup toplam 30 ayetten oluşmaktadır. Bu surede Allah'ın kudreti, yaratılışın hikmeti ve ahiret hayatı gibi temel inanç esasları üzerinde durulmaktadır. Secde Suresi'nin ana teması Allah'ın varlığı ve birliğine iman, yaratılışın hikmeti ve ahiret hayatının gerçekliğidir. Sure Allah'ın yüceliğini ve kudretini vurgulayarak başlar. Göklerin ve yerin yaratılışı, insanın yaratılışı ve ölümden sonra diriliş gibi konular ele alınır. Bu bağlamda Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğu ve her şeyin onun kontrolünde olduğu hatırlatılır. Surede özellikle insanın yaratılışı üzerinde durulur. Allah'ın insanı topraktan yarattığı ve ona ruhundan üflediği belirtilir. Bu yaratılış süreci Allah'ın kudretini ve insanın ona olan bağımlılığını gösterir. Ayrıca insanın yaratılışındaki hikmet ve amaç üzerinde düşünmeye davet ediliriz. Bu düşünce, insanın Allah'a olan kulluk görevini hatırlatır ve ona şükretmenin önemini vurgular. Secde Suresi'nde ahiret hayatı da önemli bir yer tutar. Ölümden sonra diriliş ve hesap günü surede sıkça vurgulanan konulardandır. İnsanların dünya hayatında yaptıkları amellerin karşılığını ahirette alacakları belirtilir. Bu bağlamda, inkar edenlerin ve iman edenlerin akıbetleri karşılaştırılır. İnkar edenlerin cehennem azabıyla karşılaşacakları, iman edenlerin ise cennet nimetleriyle ödüllendirilecekleri ifade edilir. Surede ayrıca peygamberlerin gönderiliş amacı ve onların tebliğ görevleri üzerinde durulur. Peygamberlerin insanları Allah'a iman etmeye ve ona kulluk etmeye davet ettikleri belirtilir. Bu davetin insanların dünya ve ahiret saadetleri için olduğu vurgulanır. Peygamberlerin tebliğlerine karşı çıkanların ise hüsrana uğrayacakları hatırlatılır. Secde Suresi'nde özellikle Hz. Muhammed'in peygamberliğine vurgu yapılır. Onun Allah'ın elçisi olduğu ve insanları doğru yola çağırdığı belirtilir. Bu bağlamda Hz. Muhammed'in getirdiği mesajın doğruluğu ve onun peygamberliğinin delilleri üzerinde durulur. Ayrıca inkar edenlerin Hz. Muhammed'e karşı olan tutumları eleştirilir ve onların bu tutumlarının yanlışlığı vurgulanır. Sonuç olarak Secde Suresi Allah'ın varlığı ve birliğine iman, yaratılışın hikmeti ve ahiret hayatının gerçekliği gibi temel inanç esaslarını ele alır. İnsanları Allah'a iman etmeye, ona kulluk etmeye ve ahiret hayatına hazırlanmaya davet eder. Bu sure, insanın yaratılışındaki hikmeti, düşünmeye ve Allah'a şükretmeye teşvik eder. Ayrıca, peygamberlerin tebliğ görevlerinin önemini ve onların getirdiği mesajın doğruluğunu vurgular. Bugünkü podcastimizin sonuna geldik. Secde suresinin derin mesajlarını anlamak ve hayatımıza tatbik etmek dileğiyle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.